Değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanların durumu tabii ki neden güzelleşiyor, neden adımlar bekleniyor? Çünkü gelişmeler ve konjonktür bunu gösteriyor. Aldığımız duyumlar EYT için Davutoğlu, Babacan ve muhalefet partilerinin birincil madde EYT'yi yapması neticesinde EYT adı altında değil de EYT'yi 2020 yıl emeklileri gibi GSS hamlesi gibi belli alanlarda maaşa kavuşturmak için hükümet kolları sıvadı. Bu kadar yoğun EYT ile ilgili muhalefetin kuşatma çalışmalarına karşı hükümet tabii ki bu kuşatmaya karşı gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar Mart'ta mecliste olacak. Bu konuda çok yoğun ve önemli gelişmeler, imaleler mevcut. EYT'nin, tekrar söylüyorum, EYT yasası gibi değil, belli bölümleriyle 2020 yılı emeklileri formülüyle çözülmesi gündemde. İşte bu güzel haberleri size daha önce belirtmiştim. Kararın gelmesiyle Mart'ta EYT ile ilgili bir hareketlenme olacak. Yeni kurulan partilerin, Abdullah Gül'ün partisinin ve Babacan'ın partisinin ve Davutoğlu'nun partisinin, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın partisinin EYT vurgusu artık EYT'nin çözümü için olağanüstü adım attırmaya yol açacak ve bunun sonucunda diğer partiler de tabii EYT yarışına gidince Sayın Erdoğan bu konuda mutlaka EYT talimatını verecek. Gerekli çalışmalar var, olgunlaştırılmış çalışmalar var. EYT için umutluyum ve 2020 yılında bu zaferi en çok kutlamayı hak edenlerden birisi olacağımı inanıyorum. 2020 yılında EYT olarak değil, 2020 yılı emeklileri olarak yer alacaksınız. İşte bu siyasi konjonktürün de size hediyesi olacak değerli EYT'liler. Bu işle ilgili, EYT çalışması ile ilgili söylediklerimin arkasındayım ve gerçekten güzel adımlar atıldı ve bu konuda da gerçekten mutluyum. Değerli izleyenler, elektrik reform paketinde EYT olacak. Evet, elektrik reform paketinde EYT olacak. 4 aşamalı bu planın olacağı yönünde çok güçlü haberler ve çok güçlü duyurular geliyor. EYT'nin bu kadar ses getirmesinin sebebi sürekli dinamik olması. Bizim gibi iyi bilimde bu konuda EYT için çabalayan değerli arkadaşlarımızın olması. EYT'nin bugünlere gelmesi, EYT konusunda çabalayan önemli STK'ların çabaları. EYT'nin bugüne gelmesi, iyi niyetle bu konuya siyasi yaklaşmayan ve çözümü için her zaman olumlu sınırlar sarf eden düşünürler, beyazlar. Hepsine huzurunuza teşekkür ediyorum. Çünkü EYT bir yarış. Çünkü EYT bir çaba. Çünkü EYT bir milat. Nedir bu milat? Emekçilerin Türkiye'deki kazanmasının milatı. Çünkü GSS hamlesiyle, bunu hala Türkiye'den anlamıyorum, GSS hamlesiyle çok önemli bir viracı dönemi. Emekçiler anlamında dönemi kümel. İkinci olarak da çok yoğun bir şekilde değerli izleyenler, EYT'lerin çalıştıkları dönemde maaşları çünkü yaşlar geldiği için düşüyor ve bu büyük bir mağduriyet oluşturuyordu. Buna hızla çözüm bulunuyor, yasal düzenleme yapılıyor. Bu da somut bir haber. Genel medyada yansıyan bir haber. Ama şunu bir kez daha ifade etmek isterim. Değerli izleyenler, emeklilik reform paketinde EYT'siz çıkması, öksüz çıkması anlamındayız. Elektrik reform paketi EYT olmadan asla çıkmayacak. Hükümet Sayın Davutoğlu başta olmak üzere ve Sayın Muhalefet liderlerinin söyledikleri gibi Sayın Erdoğan'ın bu kadar yoğun bir EYT bağımlılığına karşı bu reform paketinde EYT için aynı GSS hamlesi gibi, aynı maaşı düşmemesi gibi belli formülleri artık hayatta geçirmeye çalışıyor. Şuna emin olun, EYT hala masada. Evet, geçen sene bu durum bana Sayın Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Dedi ki, eğer siyasetler her zaman olmazsa da olur. Bu sözleri unutan EYT kardeşlerime her zaman hatırlatmak daha iyi.
kurucu söz değil ki.